Bence kek yapmanı düzeltemeyeceğim, moral yok. Özellikle böyle yağmurlu havada, İstanbul grisi, Türkiye'nin her şehri grisi, hatta dünyanın her şehri grisinde böyle ıslak havada falan güzel bir kek yaptığın zaman, evini o böyle donattığı zaman o koku gerçekten çok güzel oluyor. Moralin bozuksa üzerine böyle pijamanı çek, çoraplarını giy, güzel bir kek yap. Bir şeyler düzeliyor. Yani her şey düzelmese bile. O yüzden size çok sevdiğim bir kek tarifi var. Bu kanalda hatta ilk yaptığım tariflerden biriydi. Onu bir yenileyim dedim. Birazcık bir şeyleri değiştirdim. Instagram'a paylaştım Gri Gün Keki diye. Çok iyi cevaplar aldım. En kek yapamayan insanları bile affeden bir kek. Çünkü ıslak bir kek, içinde çok iyi malzemeler var. Annemin içine yani bu kadar çok şey koyarsan ben bile çok iyi olurum dediği keklerden bir tanesi. Uzatmıyorum, başlıyorum. Fırın 180'de çok basit. Yumurtalarımı kırıyorum. İki yumurtam var. Ops. Zaten yumurtalar kendi kendine kırıldı. Kokusu çok güzel. Kendisi çok güzel. Yani aşırı iyi bir kek. İki çorba kaşığı. Yani 50 mililitre. Aletler yine bana baş kaldırıyor. Öyle bir gün düşünün. Her şeyin size baş kaldırdığı. Bu arada malzemeler her zaman altta, unutmayın. Niye malzemeleri vermiyorsunuz demeyin bana. Tarçın her zaman ben beyaz keklerime koyarım. O tarçının o güzel kokusu, tadı çok güzel oluyor. Mahlep biraz ekleyebilirsiniz isterseniz. Mahlep biraz pahalı. Neden olduğunu bilmediğim nedenden dolayı birazcık tarçın diyorum. Çok koyuyorum gibi gözüküyor. Lütfen videoyu izleyip sonra böyle kendi kafanızdan şey demeyin. Yalnız çok koyduğunuz gibi gözüküyor diye. Ne kadar diyorsam o kadar genelde. Burada tereyağım var. Hem tereyağı koyuyorum. O birazcık tat için, hem sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ ise kekin yumuşaklığı için. Oda sıcaklığında sıvı yağ biliyorsunuz ki sıvı adı üzerinde. O böyle keki daha yumuşak ve pofi pofi yapıyor. Hepsini karıştırdım. Şöyle şöyle hızlı 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 hızlı. Benim keklerimde her zaman hem nişasta hem de normal un var. O da daha yumuşak yapıyor kekleri. Un. Nişasta. Mügecim bunu biraz sanki küçük bir kaba mı koymuşuz tatlım? Biraz üst üste gibi geldi bana. Bir sıkışma yaşanmış. Bademim var. Normalde file badem kullanıyordum. Yalnız file badem bulamayanlarınız var. Öyle yorumlar aldım. O yüzden de normal bademe çevirdim. Bademi biraz kavurdum. Onu gözünüzün önünde can çekişerek onu parçalamamışız. O yüzden... Onu beraber, dünyanın en küçük gene kesme tahtasında beraber parçalayacağız. Acımızı çıkaracağız, moralimiz bozuksa. Şimdi şöyle bir şey var, keklerde her zaman karıştırırken son kalan sıvım ve bunu 3, bunu 2 olarak düşüneceksiniz. Yani 3'te 1 un. Onu bir yedirin. En güzel karıştırma tekniği budur. Aklıma Duygu'nun videosu geliyor. Parçalanan kek. Ondan sonra bir ölçü sıvı. Sıvıyı ekleyince özellikle yoğun bir eğer hamursa lütfen yavaş. Yoksa böyle bir anda hani küvetin içine hızlı girersin de öbür taraftan su çıkıverir ya. Hepsi üstünüze gelir. O yüzden yavaş. Acelemiz yok. Bir ölçü daha kuru. Şimdi gene koyulaşacak hamur. Şimdi de üstünüze un atar. Şöyle ortadan küçük bir girdap oluşturma. Yine bir süt. Yine yavaş. Bir anda sıvı eklenince değişecek. Ve yine en son unla bitiriyoruz. Her zaman kuruyla bitirin keklerinizi. Şimdi pütürtülerimizi de böyle, eğer pütürtü olursa ki yok olabilir. Öyle bir şey olursa hemen spatulanızı böyle pıtır pıtır ezin. Çok kolay bir kek. Zaten yoğun. Şimdi en güzel bölümüne geldik. Ben bir şeyler doğrayacağım. Bu arada vişnelerim var. Vişnelerimizin çökmemesi için donuk olmaları önemli. Olay o. Bana hep soruyorsunuz sizinkiler niye çökmüyor? Bir de bir çorba kaşığı un, bir çorba kaşığı şekeri vişnelerime ekliyorum. Onu o şekilde karıştırıyorum. Etrafı bunlarla kaplı olacak. Olayım bu. Bu şekilde olacak.
Ondan sonra iki tane çikolatam var. Bunları bir bıçaktan geçireceğim. Bu arada bu bademli olması daha güzel. Herkes bana fındıklı olabilir mi, cevizli mi olabilir mi, onun olabilir mi, bunun olabilir mi diyorsunuz. Ben böyle uygun görmüşüm. Tarif böyle, değiştirmek sizin elinizde. Siz nasıl tadınız? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Ama bence bu en güzeli bu. Yanına en güzel çay yakışıyor. Tarif böyle verildiyse. Hani ben böyle beğenmişim demek. O yüzden bana sormanızı tavsiye etmem. Bence her zaman büyük doğrayın. Ağıza gelsin çikolata. Hiçbir zaman damla çikolata kullanmıyoruz. Ben bazı videolarda damla çikolata kullanıyor gibi gözüküyorum. Benimkiler damla çikolata değil. Benimkiler pastanelerin kullandığı sadece para çikolata diye geçiyor. Şöyle. Hop. Bu mesela biraz erimiş. O yüzden kekim birazcık pembe olacak. Sorun değil. Pembe seviyoruz. Bir de hafif ısınmış bademlerimi alıyorum. Bademlerinden bıçak geçirmeye çalışacağım. Büyük büyük güzel güzel parçalı file bademle kullanabilirsiniz. Bulursanız. Malatya pazarında var. Bu arada artık pastacılık için. Metroda da var. Bu arada benim elimde böyle badem vardı. Soyulmuş badem de kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz sıcak suda bekleterek de soyabilirsiniz. Öyle bir sorunlu kişiliğiniz varsa. Tek tek badem soyacak kadar ben bir kere denedim. Çok uzun sürüyor. Ya da direkt rondodan geçirebilirsiniz. Ben sabah öyle yapmıştım. Şu an rondoyu bağlayamadım. Ve görüntünün güzelliği. Hepsini şöyle müthiş bir şekilde pembe deryası. Kek kalıbımı aldım. Tereyağım aldım. Şöyle. Tereyağıyla iyice yağladım. Kalıbın ortasını yağlamayı unutmayın. Sorunlar her zaman oradan çıkıyor. Hep anlatıyorum. Hemen içine un atıyorum. İyice unluyorum kalıbımı. Fırınım 180 derecedeydi. Dünyanın en güzel renkli kekine en bol malzemeli. Şöyle döküyorum, yarısını dışarı döktüm. Bereket. Bu arada bu ıslak bir kek. Pişirdiğinizde pişmemiş olduğunu düşünebilirsiniz. Ama pişmiş olacak. Hemen fırına. 45 dakika. Vurmayı unutmayın. Ve benim bahtsız fırınım. Daha doğrusu bahtsız benim. Fırınım uyuz. Yakında değiştiriyorum. Sonunda 45 dakika. Ve tabii ki burada yapılmış var. Sizin için önceden yaptım. Hazırladım. Bakalım çıkartabileceğim mi? Mükemmel. Bakın ne kadar güzel çıktı. Çok güzel yağlamışım. Nasıl arasına soktum yalnız güzel şeyin. Laps diye araya. Çünkü çirkin kek kalıbını soktu. Ya bu keki sevdiğim kadar. Hani dünyanın en iyi böyle pasta şefi gelsin falan 3 Michelin yıldızlı yok. Bu kek çok ayrı benim için. Yumuşacık. Kıtır kıtır. Bak çift kestim. Islacık. Kokusu müt. Ve hazır olduğu gibi tatlış, kolay, ıslak, yanına güzel bir çay demleyin. Ve bu arada 3 gün kadar oda sıcaklığında kendini korur. 5 gün kadar da buzdolabında güzel kapatın. Tam bir kriş keki. Yazın da güzel oluyor tabii. Ama şu anki hali bir başka. Mikrodalgada ısıtarak da yiyebilirsiniz. Üzerine kağıt havluya çok az ıslatın. Üstüne koyun, öyle mikrodalgalayın. Çok daha güzel oluyor. Afiyet olsun.